Kirkenes Maden Yolu'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Kirkenes Maden'deyim ve bugün kullanılmış dozer götürüyorum. Delici gibi bir şey o herhalde. Dur bakayım ismi neymiş. Kaya delici götürüyorum. Kullanılmış ve alçak lowbat dorsa arkadaşlar bu. Bayağı bir sorun yaşatacağı benziyor bana. O zaman şöyle ufaktan yola çıkalım. Hadi bakalım tekerimize taş değmesin diyelim ve gidelim. Bugün sabahtan izlediğiniz videonun hemen ardından 5 dakikalık bir farkla çekiyorum bu videoyu. Yani hemen hemen o videolar kardeş. Birbirinin aynısı. Onu sizlere söyleyeyim. Muhabbet etmeye yine bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Hani muhabbet yok abi. Muhabbetsiz devam edeceğiz. Neyse şuradan ben bir çıkayım. Rahatlıkla. Lowbat dorsa gerçekten zor. Bunu biliyorsunuz. Kullanması da baya baya sıkıntı. Dönerken vurdum arabayı. Bunun nedeni şundan. Lowbat dorsaya güvenemiyorum. Yani Lowbat dorsanın herhangi bir yerde kalma gibi bir sorunu var. O yüzden hiçbir şekilde dorsaya güvenemiyorum ya. Bir bu, bir de şeye, kron dorselere. Kron dorsanın altı çok alçak. Kron dorsa az bir şey yerde kalıyor. Şu özellikle şu rampadan rahatlıkla çıkmak istiyorum. Bakalım çıkabilecek miyiz? Patatesçi. Oktay hadi. Patatesçi kankam. Oktay'ım. Ay ay. Dakika bir gol bir ya yaptı. Şimdi işin garibi biraz Oktay'a biraz süre tanımam lazım burada. Benim hızlı çıkmam gerekiyor. Dorsenin kalmaması için. Karşı taraf geliyor. Karşı taraf gelmesi sorun olmayacak da. Böyle yavaştan. Bir tek buraya çıkarsam gerisinde sorun yok. Uff. Yoldaki kalabalığa bak. İnanamazsın. O ne? Ben tam zamanda gelmişim bu arada Kilkenes'e. Benim geldiğim zaman iyiydi. Yani şurada bir duralım. Oktay bir dalsın yola. Ben de Oktay'ı bekliyorum. Çıktı mı? Çıktı. Tamamdır. Hızlı 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 hızlı. Bunu göze alacaktım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu dorseyi burada durduramam. O gazayı göze alacaktık orada. Kapatalım. Biliyorsunuz lowbat'in altı alçak olduğundan vuruyor. Ne yapacak bir şey yok. Özellikle 61 tonlar. Bu alçak şasiler çok tehlikeli. Yani tehlikeli değil, çok zor. Oradan çıkmıyorlar. Baya baya uğraştırıyor bizi. Tamam ben de kullandım da ben bu kadar bilinçsiz kullanmadım bu dorseyi burada. Hani 3 dorseyi bu kadar bilinçsiz kullanmadım. Baya baya hani rahattı benim gidişlerim, dönüşlerim. Hem gelirken olsun hem çıkarken olsun geri. Çıkarken de baya adam vardı yani serverda ama hani rahattım, zorlanmadım. Hadi abi. O ne lan? O dorse 1.37'de geldi abi. O satın alınabilir. Swassmuller dorse değil mi? O 1.37'de geldi.
37'nin Dorsesini almış. Çok güzel yan parlıyor yalnız o ya. Efsane bir Dorses. Sadece süt taşıyabiliyorsunuz içinde yalnız. Gıda tankeri çünkü. ...560 beygirlik Iveco çekiyor yani. Bayağı gidiyor araba. Helal olsun. Ne diyeyim. Aşağı ya madene gelirken bayağı bir bekledik de inşallah madenden çıkarken bu kadar çok beklemeyiz. Kankam yavaş. Arabayı aşağı atacağım. İnşallah şu ilerideki o viraj tıkalı değildir. Evet, tıkalı. Gördüm buradan. Yol tıkalı. Yola bak abi. Baya baya dolu yani viraj. Burası ne ya? Şimdi şöyle bir aşağıya bakalım. Şirket arabası büyük ihtimal. Aslında pek de kalabalık değil. Yani bizim bu şurası tıkanmadıktan sonra pek de kalabalık değildi. Benim bir dakika şu ayarlarımda problem mi var? Ufak ufak hamlelerle beraber gitmeye çalışıyoruz ama gidemeyeceğimiz çok açık belli. Debriyajdan komple çektim ayağımı. Gaza basayım da gitsin bak. Ya abi yani... Neden ya? Aşağılardan ne güzel rahat bir şekilde çıktık. Buradan da devam ederiz diye düşünüyorum. O ne lan? Bu arada biz buradan hep roket gibi geçiyorduk. Oğlum orada resim var. Oğlum uzaktan kafa gibi duruyor. Ay korktum lan. O neymiş öyle? Baya baya biraz tedirgin oldum. Ve araba şu an geri gitmeye başladı. Ha ileri gitmeye başladı şimdi. Ne saçma bir şey. Herhalde bazı yerlerde vardı yani bu arabayı bırakıyorsun geri falan gidiyordu falan. Böyle oldu sandım. Ufaktan devam etmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki 2 saatten beri bir tane Çinli'yi bekliyoruz. Çinli ne yaptı biliyor musunuz? Yolun ortasına geldi durdu. Olduğu yerdeydi. Hani şu beyaz şeyin Skyline'ın oradaydı. Yukarıya doğru geliyor. Abi çıkarsın yani neden çıkamadın ki? Orada bekliyorsun yalandan. Ay ay. Böyle bekliyoruz işte. Bu arada direksiyon kameramız kapanabilir. Haberiniz olsun. Kapanırsa da yapacak bir şey yok. Çünkü bu kadar şeye dayanamıyor. Çünkü saçma saçma yol kapanıyor biliyorsunuz. İşte öyle öyle bir durum. Yapacak bir şey yok. Şimdi azdan gidelim bakalım ilerleyelim. Aşağıda yine yol tıkanıklığı varsa. Aslında gitmek istemiyorum da arkadakiler işte sıkıştırdığı için mecburen gitmek zorunda kalıyorsun. Anlatamıyorsun ki insanlara. Mesela Lobet Dorse'nin böyle bir kötülüğü var. Bak kaldık burada görüyorsunuz değil mi? Mesela diğer Dorseler gibi olsaydı şu an buradan çok rahatlıkla çıkardık. Neyse ki diferansiyel kilidi var. Diferansiyel kilidi olmasa var ya yapacak olduğum hiçbir şey yok.
Orada F7 falan anca çekeceğiz yani. Allah'tan diferansiyel kilidinden yararlanıyoruz. Ha, ben şöyle geri aldım arabamı. Şöyle içeriye sokayım kafasını. Ha, kafası içeri girdi. Tamamdır. Oktay biraz gitti. Ben de alayım biraz aracımı ileri. Şöyle. Aşağılar açıldı ya. Aşağılarda fazla bir problem yoktu. Büyük ihtimal köprünün oraya tıkalıdır. Oradan da geçtiğimiz an yapıştıra gideriz artık. Gel. Oğuzhan gel. Oğuzhan gelsen ya kankam. Abi yani... Çeteden bakmıyorsunuz. Gel diyorum sana değil mi ben 2 saatten beri? Low bed doorsa gerçekten hani çekilecek dert değil ya. Harbi harbi çekilecek dert değil. Direksiyon kamerası durmuş her zaman olduğu gibi. Yani bu yola direksiyon kamerası dayanmıyor açıkçası, onu söyleyeyim. Ama şu ikinci bilgisayarımı aldıktan sonra direksiyon kamerasını telefonla falan değil de direksiyon kamerasının kamerasını ayıracağım. Kamerasını kamerasını. Ona da ayrıyetten bir Logitech almak istiyorum. Birini diğer bilgisayar kaydederken birini ben kaydederim. Öyle olur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Böyle gerçekten zor. Çünkü telefonla kaydediyorum ve telefonda hafıza olmadığından. Acaba video kalitesini mi yükselttim ben? Neden bu kadar az çekiyor? ...1080'e falan aldıysam az çekmesi normal. 480p'de çekiyordum normalde şeyin videolarını. Direksiyon kameralarını. Ne geldi? Buraya bir şey geldi. Masa mı geldi? Ne geldi lan? Masa geldi herhalde, değil mi? Masa geldi herhalde. Evet. Şey geldi çünkü benimle de. Direksiyonu nasıl montajladıysam oraya. 222 numaralı bir tane mal var. Önümüzde bir tane mal var giden. Gidemiyor abi. Boş yolda niye bekliyorsun ya? Yol bir geniş olsa var ya. Çıldıracağım ya. Vallahi billahi çıldıracağım. Lanet olsun. Neden bekliyoruz ya? Neden? Neden ya? Bir de şu yukarı gelenlerin halini düşün. Ya şurada bekledi ya. Şurada bekledi. 2 saat bekledi şurada ya. Lagına Oktay ya. Oy oy. Oktay, Renault'un hakkını veremiyorum, biliyor musun? Öyle sinir oldum ki, yani inanamazsın ya. N-
yani. Adam gibi trafik yapamıyorlar ki abicim. Neyi bekliyoruz yine ya? Al işte şu gerizekalı, şu yapacak bir şey yok. Mal. Pişmanlıksın ya Kilkeniz. Pişmanlıksın abi. Oy anam, oy. Köprü bile açık abi, aşağıdaki köprü. Şu an ben buradan açık görüyorum köprüyü. Bu videonun neresini montajlayayım ben abicim? Nasıl montaj atayım ben bu videoya? Gözünü seveyim ya. Bak adam orada durduğu için ben de durmak zorunda kaldım. Oktay yürü. Bura niye bekliyor? Gel 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 hadi. Gel abi gel 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 gel. Madenden hızlıca kaçmak zorundayım. Yani sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Baya baya sıktı. Bir günde iki sefer madende atılmıyor, onu anladım. Giriş geliş, işte gidiş ve geliş olmuyor ya madende. Ya vur, her yere vurdun zaten, oraya da vur hadi. Da vurmadığın yer kalmadı araba, hadi. Şu var ya, şu yanıma 222 geçti. 20 dakika onun yüzünden bekledik. 20 dakika nereden bakıyorsanız ya.
yapıyorsun la? Burada videomuzu noktalayalım arkadaşlar. Evet. Güzel bir yolculuktu. Yaptık. Şimdi burada noktalayalım. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.